Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tavuklu dün çorbası yapıyoruz. Evet, yapım aşamasına geçebiliriz. Ben orta boy tencere kullanmıştım. Yarım çay bardağı sıvı yağımızı tenceremize alalım. Üzerine 3 çorba kaşığı unumuzu ekleyelim. Ve unun kokusu çıkana kadar kavuralım. Evet. Karıştıra karıştıra unumuz renk alana kadar kavurma işlemine devam edelim. Evet arkadaşlar. Unumuzla yağımız kavruldu. Şimdi süzülmüş olan tavuk suyumuzu unumuzun üzerine ilave edelim. Ve karıştıra karıştıra tekrar ocağımıza gidelim. Evet. Şimdi sosunu yapalım. 3 yumurta kullandım. Üzerine 4 çorba kaşığı yoğurt kullanıyorum. Yumurtalar size çok gelmesin. Zaten çorbaya lezzet veren bu yumurtalar oluyor. Yumurta kokusu asla ve asla olmayan bir çorba oluyor. Evet, güzel bir çırpalım. Yumurta ile yoğurdumuz birbirine bitsin diye. Evet, şimdi çorbamızın suyundan sosumuza dökelim. Alıştırma yapıyoruz şimdi bu arada. Evet, onu da bir güzel çırpalım. Hiçbir rüz kalmayana kadar devam ediyoruz. Evet. Şimdi sosumuzla çorbamızı buluşturalım. Evet. Yine sıkça karıştıralım ki şimdi yumurtalarımız burada pişme yapmasın diye. Evet. Şimdi benim yarım kilo kadar tavuk etim vardı. Onları da çorbamla buluşturuyorum. Ve kaynamaya bırakıyoruz. Evet, çorbamız kaynadı. Üzerine 2 çay kaşığı tuzumuzu ilave edelim ve 5 dakikada kaynamaya bırakalım. Evet arkadaşlar, çorbamızı ocağımızdan aldık. Şimdi ben 2 çorba kaşığı kadar sıvı yağımı tavama aldım. Yarım çay kaşığı pul biber, yarım çay kaşığı toz biber. Onları da azıcık kızdırdıktan sonra şimdi çorbamızı servis yapım aşamasına geçebiliriz. Evet, kıvamı da mükemmel, tadı da mükemmel olan çorbamı şimdiden daha yapmamanızı tavsiye ederim. Harika bir tattı, harika bir lezzetti. Eğer de yapar da beğenirseniz yorumlarınızı bekliyorum. Evet arkadaşlar, çorbamız servise hazır. Eğer çorbamızı beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda buluşmak üzere, hoşça kalın.